Çünkü antrakul anestezinin iç içe olduğu bir ilaç arkadaşlar. Bunun 1/2'lik ve 1/4'lük formları var. 1/2 0.5 mg, 1/4 0.25 mg formları var. Bu hayat kurtarıcı bir ilaçtır. Atropinin hem bondroplazan kas gevşesinin etkisini ortadan kaldırmak için neostigminle birlikte kullanılır. Hem de ani gelişen bradikardilerde tabız sayısının düşümünde hayat kurtaran bir ilaçtır. Atropinin bir sempatomimetiği olduğu için bazı yan etkileri de var. Yüzde flaşlık yapar, sekresyonları kurutur. Değil mi? Böyle yan etkileri de mevcut. Primsel bir antiematik bulantı kusmalar için kullanıyoruz. Ameliyathanede en çok kullandığımız ilaçlardan bir tanesi de bu. Özellikle sezaryenlerde, histerektomi ameliyatlarında. Bunun primselin bazı yan etkileri olabiliyor. Bazı hastalarda delirümlere sebep olabiliyor. Bu birkaç gün etkisi sürebiliyor primselin. Onun için biz çocuklarda psikolojik yani psikiyatrik hastalarda pek kullanmak istemiyoruz. Bu şeyi ilaca mecbur kalmadıkça kullanmıyoruz. Evet, şimdi Oksanin bir analjezik antiinflamatuar ilaçlarımızdır. Ameliyat bittikten sonra hastanın yukarıda postoperatif ağrısını engellemek için kullanıyoruz. Ayrı. Dekort, uzun etkili steroid, prednol. Prednolun uzun etkileri, kortikosteroid uzun etkisi. Bu da hayat kurtarır. Özellikle bunun anafilaktik reaksiyonlarda, anafilaktik şoklarda, böcek arı sokmalarında daha çok kullanıyoruz. Alin bir antihistaminik, alerjik durumlarda, alerjik reaksiyonlarda kullanıyoruz. Anestezik ilaçlar etkisini uzatabilir, dikkatli kullanıyoruz, özellikle çocuklarda. Antihistaminik, yani alerjik reaksiyonlarda kullanmamız gerekiyor. Zofer de primsel gibi bir antiemetik ama bu merkezi etkili ve daha güçlü. Etki süresi daha uzun olan bir etki. Özellikle kanser cerrahisi, histerektomilerde falan bunu tercih ediyoruz. Uzun etkili olduğu için. Evet, burası Tursanit, yani Lasix. İdrar söktürücüdür. Hatta idrar çıkarmadığı durumlarda kullanılıyor. Ama hasta idrar çıkarmadığına nasıl karar veriyor? Normal bir erişkin, sağlıklı bir birisi, hasta kilo 0.5-1 mililitre arasında saatte idrar çıkarması lazım. Takiplerimiz esnasında idrar çıkamıyorsa, bu saatlik takiplerin altında kalıyorsa önce sıvı yüklemesi yapıyoruz. Buna rağmen idrar çıkarmıyorsa, tansiyonu falan uygunsa hastaya Lasix yapıyoruz. Bu şey şeklinde de kullanılabilir. Uzun süre kronik böbrek hastalıklarında infüzyon şeklinde de kullanabiliriz. Evet, metilir metajin, sipitam metajin var. Metajin intramüsküler uyguluyoruz, sipitam da IV olarak uyguluyoruz. Bunlar genellikle uterus kasının toplanmasına ve dolundan ve sezeryandan sonra eski halini almasını sağlar. Eğer uterus kendini toplayamazsa uterus atölyeleri olur ve postpartum dediğimiz doğum sonrası sezeryanda şiddetli kanamalara sebep olabilir. Hatta hasta histerektomi olmak zorunda kalabilir. Bu tersi toplamak için simpitamda metajinde en çok kullandığımız ilaçlardan